Merhabalar, atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizinle bundan sonraki bazı projelerimde kullanacak olduğum çamaşır makinesi motorunu harici olarak devir ve tork gücünden ödün vermeden nasıl kullanabileceğimizi inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bu tip videoların çoğalmasını istiyorsanız kanala abone olur, beni desteklerseniz çok sevinirim. İstiyorsanız şimdi yakın çekimle incelememize geçelim. Çamaşır makinesi motorlarını tanımlayacak olursak, çamaşır makinesi motorları universal motor olarak geçiyorlar. Universal motor şu demek, bu makineler hem doğru akımlı hem dalgalı akımlı çalışabilirler. Yani dalgalı akım zamana göre yönü ve şiddeti değişen akımlar. Bunlar evimizin prizindeki 220 voltluk akımdan bahsediyoruz. Doğru akım ise adaptörle kullandığımız mesela laptop bataryalarında ya da gördüğünüz gibi şarj aletlerinde kullandığımız adaptörlerle kullandığımız akımlara verilen isim. Bu iki doğru akım ve dalga akımla çalıştığı için de universal motor olarak adlandırılıyor bunlar makineler. Benim tavsiyem uygulamayı yaparken ben 13 voltluk bir adaptörle önce yapıyorum bunu ki herhangi bir yanlış bağlama sonrasında vahim bir şeyle karşılaşayım diye. Zaten doğru bağladıysam makine çalışıyor. Çalıştıktan sonra da 220 voltu adapte edebiliyorum. Makineyi inceleyecek olursak bizim bu makineyi de bizi alakadar eden normalde başka videolarda bakmışsınızdır. 4 kablo olduğunu söylüyorlar. Ama anlatacağım 2 yöntem var. 2 yöntemin birinde evet 4 kabloya ihtiyacınız var. Bunlar neler? Bunlar 2 tane motorun içerisine giden kabloya yani sargılara da kabloya 2 tane de kömüre giden kabloya ihtiyacımız var. Şimdi bu arkada tako denilen bir malzeme var. Bakın. Şunun adı tako. Şimdilik bunu kullanmıyorum. Bir sonraki aşamada bunu da kullanacağız. Tako'nun kablosu 2 tane beyaz ve şu beyaz korumayla devam ediyor. O beyaz koruma da bakın geliyor buraya. En üstteki 2 kablo. Onunla işimiz olmadığı için bu en üstteki 2 kabloyu iptal ettim. Onlar da hangileri? Şu mavi ile en üstteki 2 kablo. Şu mavi ile siyah kablo. Bunları böyle kaldırdım ortadan. Geriye kalıyor 4 tane kablo. Bakın şu kablolar. Şimdi bu kablolardan bana 2 tane kömüre ve 2 tane motorun içerisine giden lazım. Kömür dediğimiz nedir? Aslında kömür bir Türkçe söylem. Aslında kömür dediğimiz fırça. Bakın şu bunlar fırça. Kolektörlere değen parçalar. Biri burada var fırçanın, biri burada. Diğeri de burada. Şimdi bakın bu fırçadan gelen kablo ne? Şu kablo. Bu kablo devam ediyor. Bakın buradan devam ediyor. Geliyor şuradan devam, şurada. Şans olarak, tesadüf olarak dış korumayla aynı renkte. Gri. Yani üstten 1, 2, 3. kablo. Yani 1, 2, 3. kablo. Yani şu kablo. Şu kablo. Bu kömürlerden birine giden bir kablo. Yani kahverengi kablo. Zaten ben daha önce de işaretlemiştim. Diğer kömüre giden kablo da bakın şu. Bu siyah. Bakın siyah geliyor. Siyah geliyor. Bakın buradan çıktı. 1, 2, 3, 4. kablo. O da şu kablo. Beyaz olan kablo. Tamam. Şimdi bu iki kablo benim için önemli. Kahverengi bir beyaz kablo. Bunlar kömürlere giden kablolar. Bunları unutmuyorum. Diğer ne kablo? İki kablo kablo. Bunlar da iki tanesi de makinenin içine giden yani iç sargılara giden kablolar. Makinenin içindeki sargılara giden kablolar. Şimdi, motorun içindeki sargılara giden kablolarla bir tane kömürü kısa devre yapıyorum. Yani kömüre giden kablo buydu ya bu ve şu kabloyu kısa devre yapıyorum. Birbirine bağlıyorum. Birbirine bağladım. Bir tane yükselti koyayım daha rahat görün diye. Bakın bu ikisini kısa devre yaptım. Hangi kablo kaldı geriye? Bakın bu sarı ve beyaz kablo. Motorun içerisine giden diğer kablolar. Adaptörümü taktım. Bu 13 voltluk bir adaptör. Şimdi tam net anlamında için şöyle bir bant yapıştıralım ona. Bakın motor dönüyor. Gördüğünüz gibi saat yönünün tersine dönüyor motor. Bununla ilgili de sorular var. Dönüş yönünü nasıl değiştirebilirim diye. Dönüş yönünü de eğer değiştirmek istiyorsanız burada kısa devre yaptığınız kömürle motorun içerisinden gelen kabloyu yer değiştiriyorsunuz. Yani saat yönünün tersine dönüyordu. Şimdi bakın diğer kömürle şeye bağladım. İçeriden gelen sargıya bağladım. Şimdi bağlıyorum. Şimdi saat yönünde dönüyor.
Bunu 220 volta adapte etmek istediğiniz zaman da bana diğer dönüşleri lazım olduğu için normal kısa devresini yapıyorum. Hani işime yarayacak olana. Normal adaptörden çıkarıyorum bunu. Şöyle çevirelim. Çamaşır makinesi motorlarını harici çalıştırmaya gelecek olursak da bakın ben böyle bir dimmer yapmıştım. Daha önceden bir ara kablo bu. Bu da bildiğiniz gibi evdeki ampullerde kullandığımız ayar düğmesi. Buna dimmer deniyor. Motorun kablolarını buraya taktım. Biraz önceki hiçbir bağlantı, hiçbir değişiklik yapmadım. Zaten 13 voltta test etmiştik. Şimdi bunu 220 volta takıyorum. Ve makineyi buradan çalıştırabiliyorum artık. Şimdi internette görüyorum. Bu motorlarla bileme taşı yapıyorlar. İşte testleri yapıyorlar. Universal motorlar bu konuda doğru malzemeyle kullanılmazsa çok tehlikeli makineler. Çünkü makineler verilen akım miktarını düzenli kontrol edemezseniz patlama eğilimindeler. Neden patlama eğilimindeler? Çünkü sonsuz dönmeyi bunlar makineler sonsuz dönmeyi seviyorlar. Ne kadar çok elektrik gelirse o kadar dönmeye eğilimler ve bu dönmeyi sınırlandırmıyorlar. Bu da ne anlama geliyor? Belli bir devir sayısından sonra makine içindeki sargılar, parçalar merkez kaç kuvvetiyle infilak ediyor, patlıyor. Sağ solda duyuyorsunuz işte makine patladı, motor patladı. Onun nedeni aslında motoru besleyen devrenin hasar görmesi ve beslemeyi kesmemesi. O yüzden bununla yaptığımız bile taşı, testere makineleri doğru malzemeyle kullanmazsanız gerçekten çok tehlikeli. O yüzden dimmer aslında çamaşır makinelerinin motorlarının kontrol için doğru aparat değil. Aynı zamanda bununla motorun sadece akımına, motora gelen voltaja müdahale ettiğiniz için voltajla beraber motordan gelen güce de müdahale etmiş oluyorsunuz. Bu ne demek? Siz voltajı ayarlıyorsunuz ama motor aslında sadece içine giren akım miktarı, volt miktarı azaldığı için yavaş dönüyor ya da hız dönüyor. Ama gücü de bu oradan da düşüyor. Bu ne demek? Bu ne anlama geliyor? Ben bunu çalıştırdığım zaman buna herhangi bir, diyelim bununla bir zımpara makinesi yaptım ve ben buna tahta sürdüm. Bu makineyi, makinenin devri sabit olmadığı için, gücü düşük olduğu için duruyor. Mesela nasıl oluyor? Gelin bir deneyelim bunu. Makine dönüyor. Belli bir hızda geldi. Yani nokta bir devir ayarı olmuyor ama olabildiğin en iyisi. Evet, nerede sabitlendi. Elimde bir tahta var. Bu tahtayı buradaki mile sürtüyorum. Motor durdu. İşte bunun sebebi biraz önce söylediğim gibi motora gelen aslında elektriğe müdahale ettiğiniz için elektrik miktarının düşmesi demek motorun gücünün de düşmesini demek. Elektrik miktarını çok arttırırsanız da motor tehlikeli seviyelerde devir sayısını yükseltiyor. Bunu engellemenin ve bunu doğru kullanmanın aslında bir yöntemi var. İstiyorsanız gelişinde o yöntemin ne olduğuna beraber bakalım. Şimdi bakın bu speed controller yani hız kontrol ünitesi hızla beraber aslında gücü de kontrol ediyor. Bunu AliExpress'ten aldım ben. Ama Banggood gibi sitelerde de var. Sitenin videonun açıklama kısmına bunun linkini de ben koyacağım. Böyle bir makina. Siz bu makineyi alırken şuna dikkat ediyorsunuz. Motorun gücü neyse ona göre alıyorsunuz. Bu 300 wattlık bir makineydi. Ben ileride 400 wattlık da kullanırım diye 400 wattlık aldım ama zaten 20 watt'tan sonra fiyat 200 watt'tan sonra fiyatları değişmiyor. İnternet sitesinde bakabilirsiniz. Fiyatı yaklaşık olarak bunun fiyatı da 40 lira. Ne yazık ki kargo parası var. Benim en ucuz bulabildiğim kargo parası da 60 liraydı. Yani bu 100 liraya geliyor. 15 lirada devlet bundan vergi alıyor. Yani 115 liraya böyle bir üniteye sahip olabiliyorsunuz. Bu ünite biraz önce bahsettiğim gibi videonun başında. Şimdi bu üniteyi kullanmak için buradaki takoyu kullanacağız. Bu tako aslında çok kaba bir tabirle jeneratör. Bu elektrik üretiyor. Ama bunu doğru malzemeyle kullanırsanız yani bu hız kontrol ünitesiyle motor çalışma sırasında bu hız kontrol ünitesini kaç devir yaptığını söylüyor. Böylece siz buradan yaptığınız ayarlamayla motorun devrini sabit tutabiliyorsunuz.
Ve motora herhangi bir güç uyguladığınız zaman da motorun miline devir sayısı çok değişmiyor. Yük kaldırıldığı zaman da hemen eski değerine geri dönüyor. Şimdi bunu nasıl bağlıyoruz? Biraz önceki şeyde gösterdiğim gibi bakın burada iki tane kablo var. Bunlar tako kabloları. Yani motorun arkasındaki üniteye giden kablolar. Zaten motor bunun içerisinde üzerinde bir şey var. Gösterge var. Bakın motorun arkasına gidiyor. Görüyor musunuz? İki tane kablo. Bunlar yeşil ve yellow, sarı ve mavi kablolar. Yani sarı ve mavi kablolar. Bakın şurada iki tane sarı ve mavi. En üstten ikinci ve üçüncü kablolar. Takoyu buna bağlıyorum. Bu geçici bağlantı. Devamlı çalıştırmak istediğiniz zaman da motorun içerisinden şöyle parça çıkıyor. Bu kabloları buna lehimleyip fiş gibi takıp daha kalıcı bir bağlantı sağlayabilirsiniz. Şu anda size göstermek adına ben bunları bu şekilde bağlıyorum. Şimdi bakalım başka ne var? En altta görünen diğer renkleri unutun. Red ve black. Kırmızı ve siyah. Yani en alttaki şu iki kablo. Kırmızı ve siyah kablo. Şu ikisi. Buna da normalde motoru çalıştırırken kullandığım 220 volt bağladığım ucları bağlıyorum. Şimdi bu alete gelelim. Bu alette de bakın 220 voltu bağlamak için şurada gördüğünüz gibi AC AC yazıyor, AC AC yazıyor. İki tane şey var, şu ve şu vidalar. Bunları açıyorum. Şurada topraklama var. Bu fişteki nötr kablo değil. Onu da karıştırmayın. Yani toprağın yanındaki değil, prizin dışındaki. Yani bu topraklama prizlerde şu kenara bağlanan parça. Şu kenara gelen parça. Yani fazla akım, kaçak akım olduğu zaman bunu aletten direkt toprağa iletip kullanıcıya iletilmesini engelleyen koruyucu parça. Şimdi o zaten onlar sarı yeşil kablolardır. Bu evrensel renktir. Bütün dünyada bu sarı yeşil topraklamadır. Ne dedik? Buna bağlıyoruz. Son olarak da herhangi bir kaçak durumuna karşı topraklamayı da buraya taktım. Vidaları tekrar kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi devreyi şu anda hazırladım. Buraya bağladım. Düğme kapalı. Devir minimumda. 220 volt. Şöyle yapayım. 220 volt prizine takıyorum bunu. Şimdi buradan düğmeyi açıyorum ve buradan devrini ayarlıyorum. Bakın ayarlamak çok kolay, hemen tepki veriyor. Şimdi ayarladınız, bu devir de dönüyor. Ve deminki gibi güç uygulayalım. Biraz önce denediğimizde alete herhangi bir baskı uyguladığınız zaman direkt durduğunu görmüştük. Şimdi artık eskisi gibi durmuyor. Hatta bunu belgesel olarak kanıtlamamız gerekirse ben şuraya bir şey takayım. Takometre takayım. Bir de öyle inceleyelim bunu. Gördüğünüz gibi buraya bir tane reflektör yapıştırdım. Bu takometre için gerekli. Takometremi açıyorum. Takometre bana cihazın kaç devir yaptığını söyleyen bir alet. Zaten direkt lazeri de açıldı. Evet, şimdi cihazı açıp
Devrini ayarlıyorum. Bakın. Şu anda 10.000 devir gösteriyor ve buna ben biraz güç uyguluyorum. Evet, devir biraz düşüyor ama hemen kendini toparlıyor alet. Yani durma eğiliminde. Yani gördüğünüz gibi. Biraz önce dimmer'la yaptığımızda kuvvet uyguladığımız zaman motor duruyordu. Ama şu anda 10.000 devirlerdeyken 9.000-8.500 devire düşüyor ama aletten çektiğim zaman da eski yerine geri geliyor. Yani TACO devamlı kontrol ünitesine devir sayısını rapor ederek voltajı otomatik olarak ayarlanmasını sağlıyor. Çamaşır makinesi motorlarını harici olarak en verilmiş şekilde kullanma yöntemi gördüğünüz gibi bu şekilde. Umarım videodaki bilgiler işinize yarar. Bu tip videoların çoğalmasını istiyorsanız videonun başında söylediğim gibi kanala abone olur, beni desteklerseniz çok sevinirim. Video ile ilgili soru ve önerilerinizi lütfen videonun altına yazın. Elimden geldiği kadar çabuk cevaplamaya çalışıyorum. Görüşmek üzere.